zaman anlaştık. O zaman bir ezandan bahsedelim ve ezan akabinde de şöyle umreye hacca giden kardeşlerimiz bir Mekke'ye, Medine'ye götürüp getirelim. Tamam hocam, buyurun. Peki. Evet. Sesimiz var, güzel. Evet. Bir ezanı okumadan önce bir ezan nasıl okunur? Bir ezan nasıl dinlenir? Onu anlatacağım sizlere kısa olarak. Müezzinlerin piri olan Bilal-i Habeşi'nin hikayesidir bu hikaye. Habeşli, siyah, zenci, bir köle olan Bilal, İslam'la müşerref olunca, İslam'la tanışınca müezzinlerin piri olmuştur. Ezanı ilk okuyan olmuştur. Peygamberimiz, ya Bilal, bir ezan oku demiştir. Bilal, müezzinlerin piri olarak İslam aleminde ayrı bir köşke, ayrı bir saraya, gönüllerde ayrı bir yere sahip olmuştur. Bilal-i Habeşi peygamberimizi çok severdi. O kadar çok severdi ki peygamberimizin vefatından, dünyayı terk etmelerinden sonra ezanı ilk okuyan Bilal bir daha ezanı okuyamadı. Ne oldu da Bilal ezan okuyamamıştı? Ne olmuştu? Peygamberimizi, Resulullah'ı o kadar çok seviyordu ki peygamberimiz vefat edince Medine'ye şöyle seslendi. Ey Medine, havanda, suyunda, toprağında Resulullah var. Resulullah'ın sevdası yüreğimde kor gibi yanarken burada yaşamak artık bana zor geliyor demiş. Bir gün Suriye'nin Şam şehrine Bilal-i Habeşi yerleşmiştir. Halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir vefat etmiş, akabinde Hazreti Ömer halife olmuştur. Ama Bilal-i Habeşi peygamberin vefatından o güne kadar hiç mi hiç ezan okuyamamıştır. Bakın, okumamıştır demiyorum, okuyamamıştır. Medine'ye de gitmemiştir, Mekke'ye de gitmemiştir. Resulullah aklına geldikçe çıldıracak gibi olmuştur. Peygamberi böyle seviyordu Bilal. Bir gün rüyasında Bilal-i Habeşi Resulullah'ı görür. Efendimiz şöyle seslenir Bilal'e. Ya Bilal, ya Bilal, özlemedin mi ki bizi, bizi ziyarete gelmezsin der. Bilal-i Habeşi kan ter içerisinde uyanır ve hanımla şöyle der. Bugün Resulullah rüyamda beni ziyarete geldi. Bana sitem etti. Neden beni ziyarete gelmezsin ya Bilal dedi. Bilal sabahı beklemeden
yollara düştü. Bu Bilal'di, peygamberimizi çok seviyordu. Bizi izleyen gönül dostları, iyi dinleyin. Bilal aylar sonra Medine'ye varır. Şimdi uçaklar var, hızlı trenler var. İşte dört dörtlük otobüsler var belki. Deve üzerinde aylarca süren bir yolculuktan sonra Bilal Medine'ye varır. Bilal-i Habeşi Medine'de peygamberimizin iki incisi Hasan Efendimiz ve Hüseyin Efendimiz karşılar. Bir sarılırlar ki peygamberin incisiyle bir hasret giderirler ki birbirlerine öyle bir sarılırlar ki seher vaktidir. Seher vaktidir. Der ki Hüseyin Efendimiz, Kerbela'da şehit düşen gönüllerin incisi, şehitlerin sultanı Hüseyin Efendimiz der ki, ya Bilal, hoş geldin, sefa getirdin, nasılsın, iyi misin derken Hazreti Ömer de peygamberin bu iki incisine eşlik eder, katılır. Hasbihal ederler, dedim ya seher vaktidir, sabah namazının vaktidir. Derler ki ya Bilal, bir ezan okur musun? Ne demek biliyor musunuz bu söz? Çünkü Bilal'in ezanı, Bilal Resulullah'ı hatırlatıyordu. İnsanlar Bilal'in ezanında Resulullah'ın özlemini dindiriyordu. Bilal-i Habeşi dedi ki Efendimiz, müezzinlerin piri dedi ki, beni bağışlayın, beni bağışlayın. Ben ne zaman ezan okumak istesem gözlerimden yaşlar çağlıyor, dizlerim tutmaz oluyor. Ezanı hiç tamamlayamıyorum. Ezanı hiç mi hiç sonunu getiremiyorum. Ne olur beni bağışlayın dedi Bilal Efendimiz. Israr edenler Resulullah'ın kokusu üzerine sinmiş iki incisi Hasan ve Hüseyin efendilerimizdir. Kırmak mümkün mü? Peki der Bilal-i Habeşi. Tamam, peki der. Bilal-i Habeşi ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bilal tekbirleri getirince Medineliler şaşkındır. Bu ses seda kim? Hayırdır inşallah diye yataklarından zıpkın gibi kalkarlar. Bilal ezan okuyor. Medineliler şaşkındır. Derler ki bu ezanın sesi, sedası Bilal'in sedasına benzer. Biz hayal mi gördük? Biz rüya mı gördük? Yoksa Resulullah yaşıyor mu? Diye kendi kendilerine sormaya başladılar. Çünkü biliyorlardı. Bilal ne zaman ezan okumak istese o ezanı hep yarım bırakmıştı. Resulullah aklına gelmişti. Gönüllerinden yaşlar sözülmüştü yanaklarına.
Bilal ezan okuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Medineliler yataklarından kalkmışlar, evlerinden çıkmışlar, artık gözlerinden yaşlar süzülüyor. Biliyorlar ki bu ezan Bilal'in ezanıdır. Peygamberin kabrine doğru, sesin sedanın geldiği Bilal'e doğru gidiyorlardı Medineliler. Bilal ezan okuyor. Eşhedü Medineliler Bilal'in etrafını çevirmişlerdi. Resulullah akıllarına gelmişti. Hepsi ağlıyordu. Hepsinin gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Resulullahsız geçen günler için üzülüyorlardı. Onlar peygamberi başka sevmişlerdi. Mal için değil, mülk için değil, geçici bir heves için değil, Allah için sevmişlerdi. Çok sevmişlerdi. Bilal Habeşi gözlerinden yaşlar süzülerek, artık el ayağı titreyerek ezan okuyordu. Hani tarih tekerrür eder deriz ya bazen, bakalım tarih tekerrür mü edecekti? Bilal Habeşi peygamberimizin adını andığında acaba olduğu yere bayılacak mıydı, yoksa ezanı tamamlayabilecek miydi? Evet, Bilal ezan okuyor. Eşhedü dedi Bilal, tarih tekerrür etti dostlar. Bilal Habeşi olduğu yere bayıldı. İşte ezan bu aşkla, bu ruhla okunması gerektiğini Bilal Habeşi bize öğretti. Oradaki Medineliler gibi, Ensar gibi, Muhacirler gibi ezanın da dinlenmesi gerektiğini sizlere ve bizlere öğretti. Bir gün müezzinler Bilal'in yarım bırakmış olduğu ezanı minarelerden, camilerden tamamlıyorlar. Rabbim bu ezanların şefaatine cümlemizi nail eylesin inşallah. İşte Resulullah böyle sevilir. Mümin kendisini, dostlarını böyle sevmelidir. Rabbimiz, Rabbimizin rızasını erenlerden eylesin diyor. Teşekkür ediyorum dostum. Hocam, Cenab-ı Allah sizi Bilal Habeşe komşu eylesin. Amin. Ki biliyoruz ki Bilal Habeşe komşu olan Efendimiz'e komşu olacak. Elhamdülillah, inşallah. İnşallah onun yolunda gitmeyi nasip eylesin. Reklamlardan sonra yine tatlı sohbetimize devam ediyoruz. Selam Helal et ürünlerin sunduğu Gurbetten Sıla'ya devam edecek.